Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Teknoloji Oku yorum programımızın 12. bölümüyle karşınızdayız. Bayram öncesi, Ramazan bayramı öncesi son programımız. Değişik günlerden, değişik bir dönemden geçiyoruz. Habire zam geliyor. Bir geçen hafta zam haberi vermemiştik. Orada bir mutluyduk, umutluyduk. Ama bu hafta yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Geçen haftaya damgasını vuran bir konu oldu. 800 tane ürüne zam geldi, 800 kalem. Hani şey gibi, Recep İvedik'in şey gibi, say lan falan desek sayamayız. Yani bayağı bir ürüne geldi. Onların da nasıl etkiliyor onu da bilmiyoruz. Berat Albayrak da açıklama yaptı biliyorsunuz. Hani böyle dışarıdan yani ithalat merkezli bir ülke olmak istemiyoruz gibisinden manasına gelen. Tabii ki biz de istemiyoruz ama hani aldığımız, kullandığımız ürünlerin birçoğu, işte mesela özellikle bizim için söylüyorum ben, hani kamerayı da, ekipman da, ışık da şuydu buydu, yurt dışından geliyor. Yani diğer şeyler başka konu. Telefon, şunlar, bunlar tabii ki başka konu ama onların Türkiye'de üretilmesi şu anda mümkün pek görünmüyor. Sen ne diyorsun Osman bu konuda? Ya ben o 800 ürünü açıkçası bir göz gezdirdim böyle de, yani baskül bile var hani, bildiğimiz böyle kilo ölçen şeyler. Yani çok böyle basit ürünler var. Ya diyorsun, bu da mı dışarıdan geliyormuş? O da dışarıdan geliyormuş. Yani bu açıklamalarda da hani ithal ürünlerin etkisini biraz azaltma yönünde bu vergilerin konulduğu söyleniyor. Lakin şimdi yurt dışından gelen ürünün fiyatı artınca bizim yerli üretim mallarının da fiyatı artıyor. Dolayısıyla arada bir denge sağlanamıyor yine. Yine kullanıcı yabancı ürüne gidiyor. Yerli ürünü tercih etmiyor. O noktada da biraz yerli üreticilerin özellikle fiyat kalibresini düşürmeleri lazım. Ama onların açısından baktığımızda da şimdi çoğu ürünü biliyoruz biz, dışarıdan geliyor. Adam kendi logosunu basıyor üzerine. Kendi yapmış gibi satıyor. Bu tarz ürünler de mevcut. Bilmiyorum bu zamların sonu, vergilerin sonu nereye gidecek? Çok da böyle olumlu konuşamıyoruz ne yazık ki bu konuda. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani şu anki devletin politikasında şu anda hani fiyatları arttıralım, insanlar da alışveriş yapmasın gibi bir mantık var. En azından ben buradan bakınca onu görüyorum arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız varsa altta açıklama kısmında bizimle paylaşırsanız sevinirim. Ama tabii bu şöyle bir sorun. Mesela otomobilde yapıldı bu şu anda. Şu anda otomobil fiyatları uçmuş durumda tabiri caizse ve bir daha da geri inecek gibi de görünmüyor. Çünkü vergilerin düşmesi lazım. Kur zaten yüksek falan derken. O yüzden hani aynı şey şu anda elektronikte de olmaya başladı. Ama bu şöyle bir sorun var. Yani burada üretilen bir şey olsa eyvallah, hani ne bileyim tripod üretiliyor da almıyor muyuz? Veya başka ürünlerde. Mesela ben genelde yaptığım işle ilgili şeylerde yerli üretim varsa oraya almaya çalışıyorum. Mümkün mertebe işimi görecekse eğer. Hatta bir tane slider siparişi verdim mesela, Türkiye'de üretiliyor. Çok da fiyatı da gayet makul. Hani böyle çözümler de var bu arada. Osman, senin az önce söylediğin tersi durumlar da söz konusu ama dediğin gibi çok az. O yüzden hani bizim gibi bu tarz işler için yapan için de zor. Yapmayan için de zor bu arada. Hani telefon alacaksınız. Telefon fiyatları da hani 3000 liraya artık böyle başlangıç seviyesi falan demeye başladık neredeyse. Çünkü aşağıda bir şey kalmadı. Hatta evet, sen işte 2000 TL altına çok fazla bir cihaz kalmadı. Telefon yaptın. Hani onu yenisini yapalım bu arada önümüzdeki hafta. Evet, yapacağız onu. Yani 2000 TL altı telefonlar yaptı. O telefonun hiçbiri şu anda 2000 TL altında değil. Yani 2000 TL değil artık, yani 2500 TL'yi biz baz alacağız. Başlangıç gibi oluyor, giriş seviyesi gibi oluyor. Hani eskiden 1500 falandı açık söylemek gerekirse. Ha, diyeceksiniz ki 1000 lira telefon da var ama işinizi görmesi babında konuşuyoruz bu arada. Hani kamerası da fena olmasın, işinizi görsün, diğer özellikleri de oyun oynatsın falan dediğinizde 2000 liraya artık çok zor. Yani 2500-3000'e doğru çıkmak gerekiyor. Tabii gelirlerimiz o oranda artmadığı zaman böyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum, Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Vergilerin haricinde bir de bugün bir başlık daha vardı. E-Devlet'e bir hizmet geldi. Ondan da biraz bahsedelim. Din değiştirme hizmeti. Artık insanlar dinini E-Devlet üzerinden değiştirebileceklermiş. Böyle bir yenilik sundular. ne konuşuyorsun? Ne düşünüyorsun abi sen? Vallahi enteresan yani. Tabii ya. İşte bu muhtemelen Avrupa Birliği hani uyum yasaları vesaire kapsamında alınmış bir şeydir. Yani araştırmadım ama tahmin ederek söylüyorum. Tabii güzel şeyler ya bunlar. Hani biz tabii Müslümanız çok şükür, elhamdülillah diyelim ama hani bunu böyle olmayanlar ya da böyle yazmak istemeyenler için mantıklı bir çözüm gibi geliyor. Yani bunların olması lazım. Her alanda olması lazım. Bence sadece din anlamında değil, başka alanlarda da olması gerekiyor. Bu tarz hani internet üzerinden bu şeylerin değiştirilebiliyor olması. Ama detayına bakmadım hani. Böyle hani bugün işte başka bir şey yazdın, yarın tekrar dönebiliyor musun? Yok, o tarz değil. Elektronik imza falan olması gerekiyor yani değiştirmesi için kişinin. Yoksa hani atıyorum ben senin devlet şifreni biliyorum. Girerim senin hissen yaparım. Onu kastetmiyorum.
Hani bugün Budist yazdım, yarın Hristiyan dedim, öbür gün Müslüman. O muhtemelen öyle hani üç kere hakkım var. Tuğçe Kazas style'e önce Hristiyan sonra Müslüman tekrardan yani, Hristiyan. Hani onun bir sınırı vardır muhtemelen. Zırt pırttan değiştiremiyorsundur diye tahminim. Güzel bir şey tabii ki. Yani bunlar hani internet üzerinden bizim birçok şeyi yapıyor olmamız güzel. Ya bence güzel. Hani ben olumlu buluyorum. E-Devlet'i ben de çok olumlu buluyorum. Bu arada bu çoğu Avrupa ülkesinde de böyle bir hizmet yok. Yani E-Devlet benzerleri var ama E-Devlet kadar kapsamlı bir hizmet yok. Bence E-Devlet bizim için büyük bir şans diyebilirim yani. Tabii ben şunu söyleyeyim. Biz tabii eleştiriyoruz kendi ülkemizdeki birçok uygulamayı veya işte davranış şeklini vesaireyi ama ülkenin de hani kendine göre has artıları da var. Yani evet, dediğin gibi E-Devlet falan, yani mesela banka işlemleri, hani biz böyle ufacık bir sorun olduğu zaman çemkiriyoruz. Garanti Bankası'na, Ziraat Banka'ya, Vakıf Banka, şuna buna neyse. Yani gidin bakalım yurt dışında da öyle. Nerede öyle bu kadar seri bir bankacılık sistemi yok yani. Adam bu WhatsApp'tan hesap açıyorsun Türkiye'de. Yani nerede açacaksın dünyada, hani öyle Amerika'ya gideceksin de falan da. Yani uzun işler, kolay işler değil. Ha, onların da bize göre kolay olduğu şeyler var bu arada. Hani onları da kötü anlamında söylemiyorum. Başka şeyler de orada daha kolay. Orada araba alıp satıyorsun, böyle noterden falan yok. Hani ben sana verdim diyorsun, sen aldım diyorsun falan, bir kağıt dolduruyorsun, iş bitiyor. Ama yani oradaki kanunlar da buna müsait. Bizde de bu uygun değil. Bizde noterde ya, bence o sıkıntılı bir durum açıkçası. Hani silah zoruyla adamın arabasını çok basit bir şekilde alabilirsin o zaman, yani noter olmadan, şey olmadan da. İşte Osman, orada onun kanunu var. Sen onu yaptığın anda, hani diyelim ki sahtekarlık yaptın. Hani ben senden aldım ama almadım ya da parasını vermedim falan. Adamın canını okuyorlar. Hani bizdeki gibi değil. Bizde ki sistem öyle olduğu için zaten noteri var, bilmem nesi var, trafikten alıyorsun, oradan veriyorsun falan. O başka konular tabii şimdi, bu yani bu videonun ve yayınımızın konusu değil. Sen onu boş ver şimdi Osman'ım, bu PlayStation bu önümüzdeki hafta mı? Haziran başında bir şey tanıtacaklar. Evet, Haziran'ın başında bir etkinliği var Sony'nin. Daha henüz tarihi netleşmedi ama Haziran'ın ilk haftasında yapmasını bekliyor herkes. Bu etkinlikte PlayStation 5'in sonunda o kasa tasarımı ortaya çıkacak diye bekliyoruz. Nasıl bir kasa tasarladılarsa artık. Adamlar iyi pasarlıyor yani. Önce kontrolörü, kolu tanıttılar. DualSense'i. Sonra işte kasayı tanıtırlar. Öyle yavaş yavaş aynı etkinlikte birkaç tane oyun da tanıtılmasını bekliyorum ben. Ya da özel oyunları da belki kademeli olarak tanıtacaklar. Artık onu da göreceğiz. Microsoft biraz daha hızlı davrandı. Dilek kasa masa ne varsa gösterdi. Bayağı da önce gösterdi hatta. Bakalım, ben önümüzdeki nesilde Microsoft'un Game Pass sistemiyle Sony'ye göre biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle ülkemiz için, yani oyun fiyatları biraz pahalı olduğu için ülkemizde. Muhtemelen PlayStation 5 ile birlikte 500'lü fiyatlara çıkacak oyunlar. Oyunlar 500 liralara çıktığı zaman da öyle çok böyle geniş bir kesimin ben orijinal oyun alıp oynamaya devam edeceğini pek düşünmüyorum. En azından ben mesela hani 500 lira bir oyuna vermeye hazır değilim şu anda psikolojik olarak yani. Bilmiyorum. Ben de değilim. Açıkçası. bu arada ben bu şeyde her iki tarafta birbirini kolluyor. Yani Xbox'ta, Microsoft cephesinde. Evet, evet. Sony PlayStation'da böyle hani onu yaptı, ben ona göre azıcık bir şey göstereyim, o bir şey gösteriyor ama benim gördüğüm şu anda Xbox'ta oyun tarafında çok fazla bir şey gösterilmedi. Yani gelecek oyun tarafında bile... şu anda onların geçen nesilde, yani Xbox One'da yaptıkları en büyük hata bence Xbox'a özel olarak çıkartacakları oyunları bilgisayara getirmeleri olmuştu Windows platformuna. Aynı hataya galiba devam edecekler. Ama dediğim gibi Game Pass sistemiyle kazanabilirlerse yollarına devam ederler. Bir de Microsoft'un çok fazla böyle özel IP'si yok Sony gibi. O tarafta da büyük eksiklikleri var. Nintendo'ya baktığın zaman bir sürü özel oyunu var ki Nintendo'nun zaten şu anda hala Switch'i dünya kadar satmasının sebebi kendi çıkardığı oyunlar. Yoksa çıkan üçüncü parti oyunlar çok fazla satmıyor. İkona baktığın zaman bir tane bile üçüncü parti oyun yoktur muhtemelen. Sony'nin de özel oyunları çok iyi. Gerçekten çok iyi IP'ler var. Şimdi bak mesela herkes The Last of Us 2'yi bekliyor. Gelse evet, de oynasak diye yani. Bakalım. İnşallah Microsoft da böyle bir seri yapar diyeceğim de Microsoft'un şu anda öyle bir şeyi çok mümkün değil. Muhtemelen Halo serisini devam ettirecekler. Belki bir Gears of War oyunu gelebilir. Onun haricinde böyle Forza gelebilir tekrardan. Bu üç oyun haricinde böyle oyun severleri heyecanlandıracak, o şu oyun çıksa da oynayayım diyecek bir yapım ben şu anda göremiyorum Microsoft tarafında. Evet evet, aynı fikirdeyim. Yani o tarafta biraz daha şey var ama dediğinde şu doğru. Yani Microsoft bence, benim şahsi fikrim, biraz daha genel oyunculara hitap ediyor bu Game Pass'le, işte Pass Ultimate'le falan. Çünkü orada şöyle bir durum var. Hani çok hardcore oyuncu zaten alıyor, kutusunu alıyor, bilmem koleksiyonunu vesairesini yapıyor ama
Hani böyle ben şu Gears of War'ı oynayayım abi, işte Game Pass'te oynayayım, bir daha ben bu oyunu açmam abi zaten diyen bir kitle de var. Çok büyük bir kitle. Birazcık o tarafa saldırıyor. Donanım tarafında zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri veriyorlar. Artı o donanımı kaldıracak oyun zaten hani var mı yok mu da bir ayrı tartışma konusu. Yani onu zorlayacak, daha doğrusu kaldırmaktan kastettiğim o biraz. Ya şu anda yoktur. Muhtemelen önümüzdeki 2 sene 3 senede olmaz. Çünkü yapımcılar şunu da düşünecekler. Benim yaptığım oyun hem PlayStation 4'te çalışsın hem PlayStation 5'te çalışsın kafasında ilerleyecekler biraz da. Ne olacak? Çıkan oyun PlayStation 4'ü zorlayacak ama PlayStation 5'te de çalışacak. Dolayısıyla bu bir süre evet. 2 sene falan çok bir şey beklememek lazım. Çünkü belli bir satış rakamlarına ulaşmadan kalkıp da kimse 100 milyon satan bir konsolu terk etmez yani, yapımcılar açısından bakarsak. Bir de tabii şöyle düşün, bizim açımızdan şöyle bir sorun da olacak. Fiyat ne olacak şimdi? Yani 3-4 bin lira olmuş, işte 3 bin lira falan olmuş. PlayStation 4, yani konsol fiyatları çok arttı son dönemde. Biz Xbox One videosunu çekmiştik. 1500 liraydı. O zaman yeni gelen konsol 4000 liraya gelir diyorduk. Şimdi Xbox One olmuş 3000 lira. Muhtemelen yeni gelen konsol da 8000 liralara kadar yükselecek yani. Evet. Acama gerçek. Bunda o yüzden yani biz anca muhabbetini yaparız gibi geliyor. Oyunlar hani gelir mi gelmez mi, hangisi gelirden ziyade hani o parayı verebilecek miyiz? Yani bir sağlam bir oyun bilgisayarı parasına gelecek, öyle söyleyeyim ben. 7-8 bin liradan aşağı gelmez bence de. Geldiği zaman da hani ikisi için de söylüyorum. Hem Xbox Series One için hem de Series One için, evet X. Doğru, hem de Series X için pardon, hem de PlayStation 5 için. O yüzden o fiyatlar bir gelsin de bakalım, fiyatına bakalım. O zaman dolar ne olur, bilmem euro ne olur. O zaman da görmüş oluruz. Hakkımız hayırlısı diyelim o zaman. Öyle. Evet, yavaş yavaş programımızın 12. bölümünü de kapatalım. Teknoloji Oku yorum programının 12. bölümünde sizlerle. İşte teknolojiyi konuştuk, zamları konuştuk, birazcık PlayStation, birazcık Evlerbet konuştuk. Konuyla ilgili görüşleriniz, yorumlarınız varsa videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalımıza abone sizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz bak lütfen abone olun. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip ederseniz çok seviniriz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.